Erling Haaland sarı manyak, şirek. Manyak. <laughs> Bakalım sezonu kaç golle tamamlayacak. Görüyor musun ama... bak adamın şeyini, idealini. Santrafor'un idealini görüyor musun? Beş kere dokuyayım hepsi Minimum olsun. Minimum ve maksimum sonuç al Hepimizin mükemmel. hayali o değilmiş işte. Mükemmel. mükemmel. <laughs> Az çalışayım çok kazanayım. Mükemmel. Ama tabii ya bu cevap aslında şeyden dolayı geliyor şimdi belki takip etmeyen izleyiciler için şey yapmak lazım, vurgulamak lazım. Son Dortmund maçında da ilk yarıda 8 kez topla buluştu. Bir önceki maçta 4-0 kazandıkları maçta sadece 8 kez topla buluştu. Ve bunun üzerine acaba çok oyuna dahil olmuyor musun falan gibi içi boş, tamamen mesnetsiz, anlamsız, hadsiz bir tartışma ortaya atılıyor. Ki şu an ligde... Ya e, bir şey söyleyecek işte millet. Oyuna dahil olmuyor Abi ya ne diyorsunuz lan? Yani. Ne diyorsunuz ya Bırak olmasın ya. topu versin atsın içeriye. ya. Abi yani e, ya muhtemelen bu hani Agüero'nun rekorunu da kıracak. Premier Lig'de en çok gol atma rekorunu da kıracak. Çünkü zaten oyun sistemi o abi. Oraya bir, tabii, seni tabii. beni koysan biraz bitireceğimiz olsa zaten onu arıyorlardı adamlar. Tabii. Yok onu aramıyorlardı. Guardiola'nın kibrinden santrifor oynatmıyorlardı. E, Jesus, Jesus e, kötü adam mı abi? Ya Jesus, ya kötü, Jesus Değil. Ama aldılar 9'u al kardeşim ben aldım sen istersen oynatma dedi. Duvar ilçesi. Şey. potaya soktu abi ee, Şampiyonlar giden elendikten sonra haalandığımız olsa elenmezdik diye düşünüp Jack işte Chek falan gibi boş beleşleri atıp onlara oynatacak işte santrfor olacak. Ha işte boş Amerikalı da bir, bir tane boş beleş de burada işte. Evet. Todd Boyle. Tam bir Chelsea boş beleş. Yeni Bunlar sahip. Şampiyonlar Ligi'ni 7 maç falan yapın derler. Finalin 7 maç yapalım. Buna... Işte final for yapalım. Böyle bomboş işlerle konuşuyorlar. Kl Klopp en güzel cevap vermiş Onlar şimdi harlemi de getirirler falan, Klopp, falan diye. Klopp kötü bir cevap vermiş abi. Kötü, takvim kötü bulur. Mi? Takvim var mı falan? Hayır Annette. onu bence hep biraz daha ha, takvim. Takvimi bırakın lan ne takvimi ya? Ya boş boş konuşmayın lan burası. Ya bu Amerikalılar girdiğiniz yeri niye bozuyorsunuz ya? Bak arkadaş bunlar Amerikan <laughs> bunlar bilardoyu becerememişler. Tamam mı? Sunu kırı becerememişler. Amerikan bilardoyu çıkartmışlar. Bunlar kriketi becerememişler. beyzbol diye bir şey uydurmuşlar. Bunlar ragbi becerememişler. Amerikan futbolu diye bir şey uydurmuşlar. Bunlar normal buz okeyini beğenmemiş, becerememişler EFL <laughs> <laughs> diye bir şey. İşte kendi şeylerini bulmuşlar. Ya niye böyle her şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz kardeşim ya işte. Oturun oturduğunuz yerde ya. Şey bir tane e, forumda... Neymiş Kuzey-Güney maçı neden o ya? Olsan o. Yeter ya yeter bir ticari bakmayın lan bir şeye. Bir salın var Daha mı? zaten para kazanıyorsun ya. Lan zaten bundan Premier daha fazla parayı nereden kazanacaksın kardeşim? Abi bir tane forumda seminerde mi ne konuşmuş şey falan diyor. Hani mesela Bak bu sıkışık fikstürde tarih bulursa beni arasın. Ya bırak fikstürü ya bu ya boş boş konuşmayın lan diyeceksin. Boş boş konuşmayın. Amerika'da getirdiğiniz şeyleri buraya uğraştırmayın. Abi işte saçma bir sapan sahibi... konuşmayın lan diyeceksin. Amerikalı. Kim? Gibi tamam bakmış. ama olsun bizim biz o, o zaman öyle bizim sahibimiz de Amerikalı da böyle boş beleş Amerikalı değil de. <laughs> öyle söyle. Bizim Fenway grup tokatlar ha, falan Bu Dünyanın ama... en saçma en yani aptalca önerileri de bu Amerikan pazarlamacılarından geliyor. Bu futboluna da girdiler. Ondan da çok rahatsızım. Çok rahatsızım ondan. Çok. Valla bir şekilde bence bu işe daha somut adımlar atacaklar yani artık. Süper hani... Lig'i Süper Lig'i kurmak isteyen de Amerikalılar de. Diyor ki ben gemden geldim. Ben diyor 89'da diyor. <laughs> gittim diyor dünya şeyden sonra diyor. Soğuk Savaş'tan sonra gitmiştim diyor. Şimdi geri geldim diyor. Ama Avrupa Birliği diyor ki nereye geldin birader diyor. İşte bak diyor Ukrayna'ya geldim, Yunanistan'a geldim. Yani fiziken de geldim. Savaşıyorum da Ukrayna'da. Yani Ukrayna eliyle, kendim değil ama Ukrayna eliyle. Senin de, sen de Avrupa Birliği olarak çok büyüdün. Bak senin, benim kuzenimi de çektim senden, İngiltere'yi. Ben bundan sonra seninle uğraşacağım diyor. Sen biraz fazla büyüdün diyor. Aklını başına al diyor. Tamam. Ukrayna'nın batısına da yerleştiler. Doğusu da şeyin oldu. Rusya'nın oldu. Ne yazık ki. Şimdi birazdan bir süre sonra Asya'ya başlarlar. İşte Tayvan'a uğraşıyorlar ki Çin onunla uğraşsın. Herkesin başına bir bela açıyorlar ki o millet onunla uğraşsın diye. Avrupa Birliği'ne de Avrupa'yı bu parlamaklaması futbolla da getirirler. O yüzden Almanya'nın etkisindeki Sloven Futbol Federasyonu Başkanı gider UEFA Başkanı. Daha güçlü bir ülkenin başkanı gelmesi lazım. Daha güçlü, Amerikancı olmayan. Amerikancı olmayan bir İngiliz gelebilir. Gelenekçi. Alman biri gelebilir, Fransız gelebilir. Ama biraz kuvvetli bir UEFA başkanı zamanıdır ve bunun böyle olacağını hep beraber göreceksiniz. Vallahi işte o şeyi yıkılacak. E, yani Avrupa'da duvar kendini mi? koruyacak. İşte Avrupa'da kendini koruyacak. Nereye kadar koruyabilecek? Çok ben onu yani kestiremiyorum NATO bile çünkü... adam NATO'yu bile bir Avrupa Birliği'nin karşıt projesi gibi görmeye başladı şimdi yani savunma güvenliktense İsveç'te girsin, Finlandiya'da girsin filan diye diye. Hani Avrupa Birliği üyesi de ama NATO ya üyesi. Yani Almanya'ya değil de bana tabisin hesabı. Ee, o yüzden bu Futbola da sirayet eder ne yazık ki. Kuvvetli bir UEFA başkanı ve kuvvetli bir Avrupa başkanı lazım. Merkel'in gidişi kötü oldu. Merkel'in gidişi kötü oldu. İyi bir tane, böyle bir kuvvetli lider lazımdı Almanya'ya. Ben bir noktada bu işi daha somut adımlar atacaklarını düşünüyorum abi. yani Hep bir şekilde Kesin. dolaylı yoldan. Bu, çünkü yemeği bu, ısıtıp bu, ısıtıp önümüze bu, koyuyorlar. parmaklamaların sonu iyi değil yani. Ama İngilizlere hala güveniyorum. Onlar gelenekçidir futbolda onlar buldular ve koruyacaklardır diye ümit ediyorum. Bu konuda en azından Amerikancı olmayacaklardır diye düşünüyorum. Ve programın başında da söylediğimiz gibi bir efsane profesyonel kariyerine nokta koydu. Roger Federer Majestede tarihin en büyük sporcularından bir tane 40, bir tanesi 41 yaşında kariyerine nokta koydu ama eee yaklaşık son, bir sporcu. 20 senedir herhalde hayatımızda yani yapmadığı iş yok, ilham vermediği genç sporcu e, ya da sporcu olmayan, hayata dair çok şey veren, çok şey kazandıran bir isim. Sayısız başarılar, çok acayip bir rekabete tanıklık ettik. Ben Nadal'la da Federer'in de insanlık dersi verdiğini e, e, örneği <laughs> olarak artık böyle UNESCO mu UNICEF mi ne onların sahip çıkması lazım. Hani var ya dünya mirası. Bazı şehirlerde Nadal'ın değil mi? <laughs> bazı bazı şeylerde hani işte tarihi eserler ya da bazı şehirler ya da şehirlerin bir bölümü dünya mirasını alınıyor ya. Hı hı. Bu ikisi de dünya mirası. Gerçekten yani öyle alınması lazım yani. Böyle bir şey olur mu abi? Yıllarca en üst seviye rekabet. Ronaldo ile Messi de öyle yani. Yani bunlar gerçekten bir sporu, bir rekabeti geniş kitlelere yayan. Tenis bunlardan evvel o kadar geniş kitlelere yayılmış bir spor değil Fede, değildi. Federer özellikle o konuda çok büyük hizmet etti. Yani tenis işte bizim zamanımızda da Boris Beckerler, Ivan Lendl'lar falan yani. Aynen. Çok çok büyük yani. oyuncular, Pete Sampraslar falan. Ama büyük sporcular da ama geniş kitlelere yayma konusu da bu ikisi inanılmaz. Daha hatırlar, o zamanlar hatta bizim zamanımızda kadın sporcular öndeydi. İşte figürler. Navratilovalar. Navratilovalar. Hatta işte daha magazinsel figürler falan işte. İşte Belçikalı genç şampiyon vardı bir tane. Adı aklıma gelmedi şimdi. Daha magazinsel bakılırdı tenise. Bunlar evet. ulan bu bayağı bir spor dedirttiler yani. Ve bu sporun hem gelirlerini hem izlenebilirliğini hem de işte bütün millet şey öğrendi abi işte Grand Slam nedir? Ve bilmem işte Roland Garros nedir? Bunların hepsini öğrendi millet abi. Ve muhteşem bir iki, ikili şey. Gazete sayfalarında şu kadarcıklardan tam sayfalara çıkmalar. O ee, ve olağanüstü rekabet. ikisinin de dünya mirasına alınması gerektiğini düşünüyorum. Ve spor ço olmak nedir de bence ee, ve bunun yanında da bir yandan da sporcu bir birey insan tamam. olmanın da ne demek olduğunu Müthiş anlatan. bir insan aynı zamanda e, işte Nadal'ın veda mesajı yani sadece istiyorsan. Nadal diye ama bu ikilinin arasında hakikaten Messi Ronaldo rekabeti varken bile ya inanılmaz bir nezaket klas. Tabii tabii tabii. Centilmenlik yani oralardan hiç ama hiç ödün vermeden. En ufak bir sapma bir gün bile olmadı ya. Hiç ödün vermeden devam ettiler senelerce ee, ve yani Federer'in Nadal üzerindeki etkisi bile bence çok tartışmaya kapalı bir şey. Tabii tabii. Yani hani onunla birlikte... Birbirini de geliştiriyorsun yani. Abi tabii. Cristiano yada Messi'yi sorduklarında benim daha iyi olmam için ilk şey yaptı Nehane. diyor ya. Ee, dolayısıyla onlarla bunlar da gerçekten dünya mirasına alınması gereken sporcular bence. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Çok Federer... da büyük sporcu, çok da büyük bir insan olduğunu düşünüyorum. Kendisini tebrik ediyorum. Federer'e saygı duruşu.